tek tek hesaplanıyor. Ödediği yıl, çocuk sayısı, gelir durumu, bunların hepsi belirli bir faktör. Bunları burada tek tek söylemek mümkün değil. Bizim burada daha çok söyleyeceğimiz kim ne kadar yardım alabilir, kim cebinde ne kadar öder. Bu konularda... Ben de onu soruyorum zaten. Yani evet. Şimdi normalde 40 yaşında biri ya da şöyle yapalım. Yeni çalışma hayatına başlamış. Örneğin 25 ila 30 yaş arasında olsun ya da 25 yaşında diyelim üniversiteyi bitirmiş. Ya da 20'li yaşlarda diyelim çalışmaya başlamış. Örneğin 20 yaşında 21 yaşında çalışmaya başlamış birisi riskler emekliye de girerse ve kesintisiz olarak sürekli bunu tabii bazen işsiz kalabilir vesaire buna benzer durumlar da olabilir. Ama düzenli olarak ödedi diyelim. Siz diyorsunuz ki 2000 euroluk bir gelirde yılda 800 euro. Yani bu ayda 80 euronun altında bir rakam oluyor değil mi? Evet, aşağı yukarı 70 euro civarında bir rakama tekabül ediyor. Şimdi bu parayı verdiği anda bu kadar yıl süre içerisinde diyelim ki 65 yaş ki riskler emeklilik sanıyorum ancak yaş bitiminde değil mi? Yani evet. 65 yaşı doldurunca kazanıyor. Daha doğrusu emeklilik yaşı. Yani emeklilik yaşını doldurunca. Şimdi emeklilik yaşını doldurduğu zaman bu kadınlar için fark ediyor, erkekler için fark ediyor. Emeklilik yaşını doldurduğu anda riskler emeklilikten 2000 euro aylık alan biri eğer 20 yaşında başladıysa yaklaşık eline ne geçer ayda? 20 yaşında başladıysa herhalde en az eline 300 euro civarında 300-350 liralık ek bir şey geçmesi lazım. Çünkü 45 yıl boyunca, 47 yıl boyunca ödemesi söz konusu oluyor. Bu çok evet. Uzun bir süre. Ve burada belirli bir şey eline geçiyor. Fakat ben az önce bir şey belirttik. Şimdi 800 rakamı ya da 1000 rakamı söylediğimiz zaman insanlar şöyle diyecek. Ya ben 1000 euromu götürüp bir yere yatırırsam, bir bankaya yatırırsam ya da emeklilik sigortasına yatırırsam nasıl olsa yılda 1000 euro, efendim 45 yılda 45 euro, ya 47 da 800 euro diyelim, evet. 47 bin euro. Ben bunu niye götürüp oraya yatırayım? Olay tabii öyle değil. Olayın özü şu. Şimdi size deniliyor ki tüm brüt kazancınızın %4'ünü bu 2008 yılından itibaren geçerli. %4 rakamı. Deniyor ki bunu biriktireceksiniz. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Siz cebinizde 800 euroyu ödemiyorsunuz. Sizin eğer iki çocuklu bir aile iseniz karı koca için kişi başına, daha önce bu rakamlar çok düşüktü. Mesela 2004 yılında 76 lira ödeniyordu bir her evet. eş için. Her çocuk için ise 114 lira ödeniyordu. Bu şimdi 2008 yılında çocuk başına ödenen para 185 euro oldu. Her aile bireyi için yani karı koca için ödenen para da 154 oldu. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani bir karı koca riskler renti için devletten karı koca 228 euro para alıyor. 308 de çocuklar için ödeniyor. Yani burada toplam ödenen para 678 euro ediyor. Şimdi bu 678 euroyu 800 eurodan çıkardığımızda geriye kalan 200 küsür euroluk bir bölümü 12 aya bölünüyor. Ha, yani şimdi burada konunun en önemli tarafı bu. Şimdi vatandaşımızın cebinden ya da soydaşımızın cebinden yılda 800 euro çıkmıyor. Evet. İki çocuğu varsa ya da bir çocuğu varsa ya da sadece evliyse çocuklar ve eş için devlet katkıda bulunuyor. O bulunduğu katkı 800 eurodan düştükten sonra geri kalan miktarda aylıklara bölünüyor. Yani 600 küsur dediniz. Ne kadar demiştiniz? Evet. 670 euro mu demiştiniz? Evet. 630 euro. 630 euro dediniz. 630 800'den çıkardığınız 170 zaman euro kalır. 170 euro. 170 euroyu da 12'ye 12 aya böldüğünüz zaman aşağı yukarı 18, o kadar bile değil. Yani 13-15 arası bir şey yapıyor. Evet. Yani ayda 13-15 euro vererek gerçekten emeklilik çağında son derece önemli bir ek gelire sahip olmuş oluyor. Evet. Şimdi bununla ilgili benim bir başka sorum daha olacak ama ben diyorum ki
bu güzel bayram sabahında biraz daha böyle bir hareketlenelim, ısınalım. Yanımızda böyle genç, yakışıklı ve gerçekten tüm gençlerden geniş bir hayran kitlesi olan Utku'yu, Popstar Utku'yu dinleyelim. Ardından da sohbetimize devam edelim. Gel Utku. Sırada ne var şimdi? Olmuyor. Olmuyor evet. Peki bu arada şöyle gel de bir yandan kamera da bizi görebilsin. Albüm çalışman var mı? Albüm çalışmam var. Şahin Özer'le bir anlaşma yaptık. Buradan da selamlarımı gönderiyorum Şahin Özer'e. Şu anda repertuar oluşturma aşamasındayız. Böyle güzel yani bir çalışmamız var. Yani ne kadar var. Sürecek bu repertuar oluşumu? Bir sene falan sürer mi? İnşallah yaza doğru olabilir. Yaza doğru olabilir İnşallah. Diyorsun. Biz de diliyoruz ki bomba gibi bir yaz İnşallah, başlangıcı bakalım olur. İsmi. Bu arada ben izleyicilerimi de hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Bagdat'ın sunduğu Avrupa'da 7 günde bayram özel programında da her hafta yaptığımız uygulamayı devam ettireceğiz. Ve Avrupa'da 7 gün Bagdat işbirliğiyle her hafta bir talih diye verdiğimiz bir haftalık 7 günlük mutfak ihtiyacı kolisini bu programımızda vereceğiz. Evet, şimdi arkadaşlarımız hemen kampanya telefon numarası verelim mi dediler. Ben de aman vermeyin tamam. diyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda biz kampanya numarasını vereceğiz. Bu arada senin Avrupa'da da bir sponsorun var sanıyorum değil mi? Evet, buradan Fehmi Ekşi Bey'e de çok teşekkürlerimi evet. sunmak istiyorum. Avrupa Sinoplar Derneği'nde önemli faaliyetleri de var sanıyorum. Evet. Evet. Evet, buradan da Asider'e öncelikle çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Peki, bu vesileyle onların da bayramlarını buradan kutlamış evet. olduk. Ve seni ben izleyicilerine baş başa sabah olmuyor, sensiz bu dünya. Güneş doğmuyor, uzadı gece. Sabah olmuyor, sensiz bu dünya. Güneş doğmuyor, hasreti aşkına. Gel de sev artık, düşmüşüm peşine bir deli gibi. Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor. Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor. Gülmüyor, gülmüyor. Kader aldı seni, bana vermiyor. Uzadı geceler, sabah olmuyor. Sensiz bu dünyama güneş doğmuyor. Uzadı geceler, sabah olmuyor. Sensiz bu dünyama güneş doğmuyor. Hasretin aşkına gel de sev artık. Düşmüşüm peşine bir deli gibi. Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor. Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor.